over, Daddy's far from your spot in the old oak tree. Little girl, in your spot that overlooks all the flowing grains of grass and harmonies. But where has Papa gone? Where has Papa gone? To the coast. TV dinners, magazines, he's gonna make it on the scene. A new Mercedes with a finance lease. A little girl to sow the garden while he's chasing down his dreams. A little late under those fake palm trees. But little Sally's stressed because she can't quite reach the dresser, drawers, or cabinets. Söz vardır, kestane kebap yemesi sevap diye. İşte ben de bu cümleden çıkarak kendime Türkiye'nin farklı yörelerindeki güzellikleri birleştirip böyle yarım saatte hazırlanacak bir ziyafet çekmeye karar verdim. Bunun içinde de böyle küçük küçük espriler koyaraktan hem birazcık Türkiye turu, böyle bir taraftan da dünya turu yapmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım Refika derseniz, ilk olarak Antakya'nın güzel bir tepsi kebabı vardır. O tepsi kebabıyla Adana ve Antep'te yapılan böyle taze sarımsaktan zebzeli kebabı birleştirip böyle zebzeli nefis bir tepsi kebabı yapacağım. Yanında da böyle farklı yörelerde birbirinden güzel yapılan lavaş pideler vardır. Onu da ev gereçleriyle ve ev ortamında nasıl yapabiliriz birazcık onları deneyeceğim. Tatlı olarak da öyle bir şey yapacağım ki ortasında Bursa'nın kestane şekeri, etrafında Maraş'ın güzel dondurması, bir dışında hepsini sarmalayan Diyarbakır'ın üzüm pestili ve en dışında da çıtır çıtır yufka var. İsmi de kestaneli pestilli dondurma. Evet efendim, şimdi başlayabiliriz. İlk olarak dondurmamı yapacağım ki çünkü bir süre derin dondurucuda beklemesi gerekecek. Onun için bu güzel Diyarbakır'ın üzüm pestili var. Böyle yaklaşık A5 kağıdı boyutunda kesiyorum iki tane parça. Sonra buzdolabından dondurmamı alıyorum. Dondurmamı birazcık yumuşaması için kenara alıyorum. Üstünü de şöyle açıyorum. Şimdi ilk başta biraz buzdolabında bekleteceğim için stretch film'i, burada bana çok işime yarayacak, açıp tahtama yerleştiriyorum. Sonra pestili ortasına yerleştirip dondurmamı yavaş yavaş alıyorum. Niçin Maraş dondurması derseniz de, Maraş dondurması buzdolabında sertleştiğinde diğer dondurmalara göre içindeki sahlep oranından dolayı, diğer hatta hani kesme dondurma derler ya, buzdolabında birazcık durduktan sonra çok daha sert oluyor. İlk bir güzel büyük bir top koydum. Ortasına kestane şekerimi yerleştiriyorum. İkinci topu da üstüne kapatıyorum. Burada topun çok düzgün olmasına gerek yok. Hatta fazla parçayı da aldım. Önce elime birazcık bastırıyorum. Sonra bu şeyi, pestili kabaca kapatıyorum. Arada böyle sivri taraflar kalacaktır. Onlar yufkayı yarabilir diye mümkün olduğunca içine doğru bastırın. Sonra burada ayrıca yufkam var. Yuvarlağın 1/3 kadar. Bunu da ortasına yerleştirip yufkayı kenarlarında hafif kaplayıp sarıyorum. Burada aşırı düzgün olmasına hiç gerek yok. Sadece her tarafını sardığına emin olun. Streç filmledikten sonra böyle elinizle şeklini tekrar siz de verebilirsiniz. Bu şekilde yuvarlak yapıp iki tane buzdolabının derin dondurucusuna yerleştireceğim. Aklınızda olsun, sizin de böyle tarifleriniz varsa mucizelezzetler.com'da bir yarışmamız var. Oraya gönderebilirsiniz. Belki de hatta kazanır. Belki de programda yaparız.
bu böyle hani yöresel lezzetlerle sizin modern dokunuşları birleştirmeniz benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Bu programın da aslında en büyük ideali. Lavaşın hamuruna başlayabilirim. Lavaştaki en önemli özellik içinde maya olmaması. Fakat ne kadar maya olmasa da birazcık hamuru yoğurduktan sonra onu hırpalamış oluyoruz. Kendine gelmesi, böyle suyla bütünleşmesi için birazcık vakit geçirmesi gerekiyor. Şimdi onun için hamuru yapıp birazcık bekleteceğim. Hamur böyle bir bardak, yaklaşık aşağı yukarı 200 grama denk gelen un koyacağım. Bunu da yaparken hiç böyle fazla bir kap harcayıp böyle her tarafı un ve su ve hamur yapmayacağım. Onun için de mutfak robotunu kullanacağım. Nasıl olsa mayasız. Bir bardak ekledikten sonra içine birazcık tuz. Tuzu da hani deniz tuzu kullanıyoruz ama hani hamurda rahat açılabilsin diye birazcık değirmenle öğütüyorum. Böyle yaklaşık bir çay kaşığına denk geliyor. Sonra kapatıyorum. Suyu üzerine yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir bardağın yarısı kadar su ekliyorum. Bu şimdi yarıdan bir parça fazla koydum. Ama gerekirse undan una da değişiyor. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Aldığı kadar. Önce böyle görüyorsunuz her tarafını kirletiyor. Yavaş yavaş toparlayacak. O unun suyla karıştığında böyle güzel bir kokusu oluyor. İnsanın böyle ağzını sulandırıyor. Öyle kokmaya başladı bile. Böyle mutfak robotunda 1-1,5 dakika çevirmek gerekiyor. Hamur böyle iyice oldu. Etrafını da temizledi. Güzel açabilmek için hamuru iyice böyle unla doldurduğunuz zaman daha sertleşiyor. Halbuki biraz daha yumuşak hamur güzelce açılıp ekmeği de bir parça daha da lezzetli oluyor. Şimdi bunu bıçağından ayırıyorum. Ondan sonra elimi de bir parça unlayarak toparlıyorum. Bu şekilde bir yaklaşık 10 dakika bekleteceğim. Şimdi birazcık bunun dinlenmesi gerekiyor. Dinlenirken de önemli olan böyle çok fazla soğuk olmaması lazım ki burası zaten hani binanın en sıcak yeri. Üstünü de böyle bir bezle hatta hafif nemlendirebilirsiniz daha uzun bekletecekseniz. Kapatıyorum. Burada ben etimi yaparken bir 10 dakika güzel güzel dinleniyor. Günün en güzel anı başlamak üzere. Şimdi etim burada hazır. Önce fırınımı açıyorum. Altı üstlü fırını yakıp 220 dereceye alıyorum. Antakya'da bunu böyle fırınlara önce kasaplarda yapıyorlar sonra da fırınlara götürüyorlar. Orada kullanılan et genelde koç eti oluyor. Bense şimdi şehirde daha rahat bulabileceğimiz bir et olarak dana döş kullanacağım. Döş hayvanın kaburgasının üstündeki et. Eti güzelleştiren birkaç unsur var. Bunlardan bir tanesi yağ. Diğeri kemiğe yakın olması. Üçüncüsü de fazla hareket etmemesi. Çünkü hareket ettiği zaman kaslanıyor ve kas da aslında biraz daha sertleştiriyor. Şimdi bunu ilk başta 3 parçaya ayırıyorum. Döşün yağlılık oranı da aslında gayet ideal. Bunu önce uzun uzun diliyorum.
tekrardan diliyorum. Şimdi satır kıyması dedik. Satır kıymasının normal kıymadan farkı ne? Biliyorsunuz kıyma kıyma makinesinde çekiliyor. Bazen bir çekim, bazen iki çekim. O yüzden bıçakla kestiğinizde çok daha az et zedeleniyor ve böyle lezzeti ağzınızda patlıyor. Ve bambaşka bir tadı oluyor. O yüzden şiddetle tavsiye ederim. Böyle küçük küçük ayırdıktan sonra ikinci bir bıçak alıyorum. İkinci bıçağımı böyle birleştirip nasıl maydanozu ince ince kıyarsınız, onun gibi üstünden geçebilirsiniz. Bir de anneannemin bir yöntemi var. O da iki bıçağı böyle ters koyarak geçerdi. Birbirini dengeliyor. Böyle üç partide etleri ince ince kıyıyorum. Kıymam tamam. Başrol oyuncusu sarımsak olacak. 2,5 tane sarımsağı içine yerleştireceğim. Bunları ince ince kıyıyorum. Sarımsağın bu ete verdiği lezzete inanamayacaksınız. Bu sebzeli kebapta yardımcı rol oyununda da sebzeli olarak birincisi maydanoz. Yaklaşık böyle 10 dal, böyle 1/4 bağ yakın diyebiliriz. Maydanozu önce sıkıştırıyorum. Böyle tahtama yerleştiriyorum. Onu da ince ince kıyıyorum. Şimdi normalde sebzeleri bu tahtada kesmiyorum ama şimdi hepsi aynı yere gidecek diye hızlı hızlı tahta değiştirmeden işimi halledeceğim. Diğer iki yeşillikte nane ve kekik. Şöyle yaklaşık 2-3 dal kekik alıyorum. 2-3 dalda nane. Bunları hep beraber. Burada tabii zahter kekiğin böyle bir güzelliği var. Zahter kekiği çok uzun süre diğer bu limoni kekiğe göre az odunsu oluyor ve onu yemeklerde kullanmıyor. O yüzden ben daha sık tercih ediyorum. Köftede soğan yok. Büyük ölçüde sarımsak onun yerini alıyor. Ama bir parça benim böyle hep söylediğim o küçük nem kesecikleri diye adlandırdım. Parçalar oluyor. O parçaların yerine geçsin diye de böyle yarım kapya biberi küçük küçük küplere ayırıp içine ekleyeceğim. Sonra bunları toplayıp tekrar tahtanın ortasında çalışmak hep daha güzel oluyor. Küçük küplere ayırıyorum. Bunu da ekleyince köftemin bütün katık malzemeleri tamamdır. Baharatlarımsa yarım çay kaşığı kadar kimyon. Refika yarım çay kaşığı, birazcık daha fazla olabilir. Böyle yine yarımdan birazcık fazla karabiber ve bir dolu kırmızı biber. Bunu isterseniz böyle tane biberden de içine koyabilirsiniz. O da çok lezzetli olur. Artık bu senin son bende kalan süs biberleri acı. Onları da kebabın üzerine koymak için ayırdım. Şimdi son olarak biraz da tuz ekliyorum. Herkes tuz evde ağız tadına göre siz kendiniz karar verebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan iyice yoğurmak. Çünkü aslında bir arada tutacak. İçinde yumurta yok, ekmek içi yok. Bu elle güzel güzel yoğurmak.
ellerimi daldırıp yoğurmaya başlıyorum. Eğer yeterince yoğurmazsak tepsi kebabı böyle yayılacağı için üstünde çatlamalar olabilir. Onu istemediğimiz için iyice böyle 1-1,5 dakika yoğurdum. Şimdi bu tamam. Biraz kesme tahtasında yana alıyorum. Buradan güzel bakır sinimi çıkarıyorum. Şimdi ortasına böyle toplayıp yerleştiriyorum. Burada birazcık lahmacun yapar gibi bir tarafından başlayıp yaya yaya açıyorum. Şimdiden böyle insanın böyle hop diye ağzına atası geliyor. Kendimi zor tutuyorum. Burada şöyle küçük bir numara var. Bunu herhangi bir bıçakla da yapabilirsiniz ama tahtayla daha rahat oluyor. Kenarlarından düzgün olsun diye hafif bastırarak çeviriyorum. Bir de birazcık üstünü süslemek istiyorum. İlk olarak böyle uzun sivri biberler hafif böyle közlenince çok lezzetli oluyor. Onları ekliyorum. Sonra bu sarımsaklarım var. Bu sarımsaklar da közlenince böyle diye lokum gibi çıkıyor. Onların bu özellikle beyaz tarafları, bu uçları eklemiyorum. Bunları içine dağıtıyorum. İsterseniz böyle kırmızı soğan sevenlere bir parça kırmızı soğan ama tamamını koymuyorum. Yarısını ekleyeceğim. Şöyle. Pide arasında böyle hüpleterek yenebilir. Bir parça da kapya biberin o tatlılığı güzel oluyor. Onun da ucunu alıyorum. Bunları da böyle parça haline koyuyorum. Eğer daha böyle yaz vakti yaparsanız biraz daha böyle içine güzel domatesler, küçüklü, irili, ufaklı domatesler koyarsanız daha lezzetli olur. Şimdi birazcık üstünü ısıtacağım. Bunun için bir çorba kaşığı biber salçam var. İçine de yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar su ilave ediyorum. Hafif karıştırıyorum. Bunu da böyle üzerine döküyorum. Bu etin aynı zamanda kuruyup yine çatlamasını da engelleyecek. Biraz da böyle közlenerek tat aşağılara doğru ilerleyecek. Her şey tamam. En son dokunuşta bu güzel acı top biberleri üzerine yerleştiriyorum. Onlar da böyle tam dürüm yaptığında en son böyle öldürücü dokunuş oluyor. Fırınımın en üst seviyesine birazcık teli üste aldım. Bir tık daha yukarıda pişse daha güzel oluyor. Yerleştiriyorum. Bu şekilde 20 dakikada hazır olacak. Buraları birazcık toplayıp lavaşıma geçebilirim. Hamurumu çıkartabilirim. Hala güzel ve yumuşak. Şöyle bir kabaca tartmak istiyorum. Baktığımda yaklaşık 300-315 gram olmuş. Şimdi bunu 4 parçaya ayıracağım. 4 parçaya ayırırken böyle Fransızların baget ekmek yaparken kullandıkları bir yöntem var. Önce bir tarafını katlıyorlar, sonra diğer tarafını. Sonra bir daha kenarı kıvırıyorlar. Böyle. Böylece güzel bir şekilde neredeyse eş parçalara ayrılacak bir hale geliyor. Sonra bunu bu hamur kesicisiyle önce ortadan ikiye bölüyorum. Sonra kalanını da ortadan ikiye bölüyorum. Yaklaşık 75 gram parçalar oluyor. Bunların her birini şimdi açacağım. Şimdi merdanemi alıp altını birazcık unluyorum. Üstünü de birazcık unluyorum ki açarken yapışmasın. Açmaya başlayabilirim. Ve uzuyor. Yana çevirip tekrar açabilirsiniz. Böyle üstündeki fazla unları
çok fazla serpmiyorum çünkü birbirlerine yapışmasınlar. Burada da bir parça beklemesinde hamurun fayda var, yine kendine gelsin diye. Şimdi bunları kenara alıyorum. Ev ortamında nelerde yapabilirsiniz? Böyle güzel bir hani tavanız, bakır da olabilir, demir de olabilir. Böyle bir tavanız varsa onu da yapmak mümkün. Veya böyle bir wok varsa wok'u ters çevirip üzerinde yapmak da güzel olur. Çünkü hani bu bombe işe yarıyor. Birazdan onun hatta niye işe yaradığını daha ayrıntılı anlatabilirim. Ben bir de sırsız böyle bakır bir sac yaptırdım. Onu da böyle ocağın ortasına koyunca gayet güzel oluyor. Altını açıyorum. Zaten bakır olduğu için hızlıca ısınacak. Bir parça da tereyağı alıyorum. Tereyağını isterseniz hiç sürmeseniz de olur. Ama böyle bir parça tadını, böyle bir şekerini arttırıyor. O güzel bir şey oluyor. Bu sacların özelliği ne? Hani böyle bütün yufkacılarda, bütün bu pide yapanlarda bu tarz bir sac oluyor. Onun sebebi de böyle dümdüz olduğunda ekmeği koyduğunuzda ilk başta böyle kenarları yukarı kalkar. Ama böyle birazcık aşağı doğru meyilli olduğunda onu yapamıyor. Daha uzun sürede birazcık daha yavaş ve eşit, çünkü ateş de ortadan geliyor. Böyle çevire çevire pişireceğim. Şimdi birazcık rengi değişti. Üzerine hafif yağlıyorum. Gayet güzel bir şekilde pişti. Bunu böyle nemlik alması için bezin arasına koymak lazım. O yüzden böyle bir kendime böyle yerleştirip üstünü de kapatıyorum. Yağ iyice kızdı. Şimdi burada önemli olan hani içine attığımda bu buzlu olduğu için bir anda yağın derecesini düşürecek, yükseltecek. O yüzden ikisini bir arada atmıyorum. Bir de çok fazla yağ harcamamak için daha böyle küçük bir kapta, daha derinlemesine olabilsin, her tarafını yağ sarabilsin diye böyle yaptım. Eğer bunu birazcık fazla dışarıda bekletirsek üstü sulanıp ondan sonra yağ patlamaya başlar. Her ihtimale karşı ne olursa olsun hani kendimizi korumak için böyle bir kevgirin içinde yağ koymakta fayda var. Şimdi koyduğum anda zaten coşacak. Şimdi burada ne olacak? Yufka çıtır çıtır, içindeki pestil de böyle eriyecek. Dondurmanın dışı birazcık eriyecek ama içi sert bir şekilde kalacak. Zaten kestanede onu yiyene sürpriz olduğunda böyle en son golü o atacak. Dondurmam nefis bir şekilde kızardı. İlk başta kağıt peçeteye alıyorum ki fazla yağını alayım. Ondan sonra böyle tabağıma geçirip güzelce yiyebilirim. Bu ses keyfin sesi. Şimdi yavaş yavaş ortasından kesiyorum. İşte en güzel keyif saati. Thank you.